Yıl 1922. 7'den 70'e herkes karşı koyarken düşmana, bir yanda bir bacağı kopuk Mehmet Efe, Mehmet Ağa. Balkan Harbi'nde şarapnel patlamış yanında, bir bacağı gitmiş ama yüreği bir yanarda ha. Demirci Efe'ler karşı koyarken düşmana, evde oturmak yaraşır mı ulan Mehmet Efe'nin şanına? Yaraşmaz elbette. Kafasında gura gura işe yaramıyon, düşmana cepheye varamıyon diye başlamış üşümeye. Tövbe tövbe ya Rabbim, başlamış zangır zangır titremeye. Yazın bile zoba yanıyormuş yanında, 9 tane yorgan örtüyorlarmış üstüne. Yine de üşüyon, donuyon diyormuş. Tasasından kahrolup ölüyormuş. De ne vakit Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları güzel yurdumuzdan kahpe düşmanı sökmüş, koca İzmir denizine dökmüş. İşte o anda dehşet bir şey olmuş. Mehmet Efe'nin üşümesi, donması geçivermiş. Yüreği tüm ulus gibi ferahlayıvermiş. Sonra halk denen büyük usta bir türkü yakmış bu hususta. Yıllar yılı çalınsın, söyleniversin diye. Buyurun Mehmet Efe'nin türküsünü dinlemeye. Zobalarında guru da meşe yanıyor, yanıyor ya Mehmet Efe'm de üşümüş de donuyor. Bu vesileyle büyük sanatçı Özal Gönlüm'ü de saygı ve rahmetle anıyoruz. Alkışlarınızla solistimiz Atlıhan Öge geliyor sahneye. Thank you.